Bir lider yurdu işgal olduğunda, şehirde yaşayacak alan, alınacak nefes kalmadığında kendini dağlara emanet eder. Dağlara ve derin uçurumlara olan, keskin yamaçlardan ulaşılan o dağlara yaslanmış Lahiçe. Lahiç kasabası dağlarda yalnız. Lahiç kadim, eskilerin seslerini ve renklerini saklamaya devam ediyor. Lahiç ve Lahiçliler kadim kültürü sakladığı gibi liderini de saklıyor. Hem de onu yakalamak için iz süren düşman komutanının kaldığı konağın üst katında. Evden eve geçiriyorlar, vermiyorlar misafirlerini. İstilacılar yıkıyorlar, öldürüyorlar, talan ediyorlar. Azerbaycan'ın zenginliklerini kendi yurtlarına taşıyorlar. Azerbaycan masum, Azerbaycan çaresiz. Azerbaycan'ın evladı masum, Azerbaycan'ın evladı çaresiz. Eline geçen her türlü malzemeyi silah yerine kullanarak kendini savunmaya çalışıyor. O yazıyor. Ölümle burun buruna kaldığı anlarda bile yazmaya devam ediyor. Derin izlenimlerini, Azerbaycan Türklerine karşı taşıdığı büyük inancı içeren eserlerini yazmaya devam ediyor. İşgal dönemindeki elemli ruh halinden yarınlara olan sarsılmaz imanı ile yazmaya devam ediyor. Kitabının başına da Tevfik Fikret'ten şu mısraları koyuyor. Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa, var ol. Alper Tunga'nın Siyavuş'a takındığı tavrı Şehname'den örneklerle anlatıyor. Kitabın adı Asrımızın Siyavuş'u. Siyavuş masum, Siyavuş çaresiz. Okuyanlar dediler ki asrımızın Siyavuş'u Azerbaycan'dır. Asrımızın Siyavuş'u eserinin yazarı Mehmet Emin Resulzade'den başkası değildir. 27 Nisan 1920'de Bolşeviklerin Azerbaycan'ı işgali sonrasında arkadaşı Abbas Kulu Kasımzade ile birlikte Lahiç'te saklanırlar. Onun takma adı Ali Ahmetoğlu'dur. Kaçak halinde ihtiyar bir Lahiçli'nin evinde yazdığı eseri temize çekerek bir köylüye emanet eder. Yakalanırsa eserin Bolşeviklerin eline geçmesini istememektedir. Nitekim yakalanırlar ve kendi cumhuriyetinin başkenti Bakü'de hapse atılır. Mehmet Emin Resulzade, Türk dünyasının 20. yüzyıl başlarında yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden biridir. Onu Azerbaycan'da çok severler ve Azerbaycan Türk'ü kendi kalbinde onun için bir taht kurmuştur. Bir lider olarak tutuklansa da milletinin gönlünde onun sarsılmaz tahtı. Mehmet Emin Resulzade Bakü'de doğmuş. 1884 yılında. Dindar bir ailede büyümüştü. Ve Bakü köylerinin birisinde dünyaya gelmişti. Tanınmış bir din adamı olan babasından tam bir Türk İslam terbiyesi alan Mehmet Emin, Rus Müslüman Mektebi'nde okuduktan sonra Bakü Teknik Okulu'na devam eder. İsmail Gaspıralı'nın önderlik ettiği yenilikçi görüşlerden etkilenir ve milli meselelerle ilgilenmek için eğitimine devam etmez. Henüz 17 yaşında Müslüman Gençlik Teşkilatı adıyla gizli bir cemiyet kurar. Çok genç yaşında basın
hayatına atılmış. Bu anlamda üniversite tahsili almasa da basında gösterdiği bu aktif rolden dolayı da toplum hayatında da yine aktif olduğunu görüyoruz. Tiflis'te 20. yüzyılın ilk Türkçe gazetesi olan Şarkı Rus gazetesi yayınlanmaya başlar. Gazeteyi Muhammed Şah Tahtlı isimli bir aydın çıkarır. Bu tarihlerde Mehmet Emin Resulzade henüz 19 yaşındadır. Fakat buna rağmen Şarkı Rus gazetesinde çok geçmeden Mehmet Emin Resulzade imzasını da görmeye başlarız. Genç Mehmet Emin yalnızca gazete makaleleri yazmaz. Resulzade'nin ikinci yazısının sonunda bir şiir ilave olunur. Muhammed başlıklı bu şiir dönemin biraz bizim adalı dediğimiz ağır bir Türkçe ile yazılmış bir şiirdir. Artık Resulzade'yi bu bağlamda bir şair olarak da görüyoruz. Rusya'daki 1905 meşrutiyeti ile birlikte ortaya çıkan nispi hürriyet ortamında çalışmalarını Bakü'ye kaydırır. ...1905 yılında hayata atıldığında ilk yazar olarak o dönem Bakü'de çıkmakta olan gazetelerde ve dergilerde sosyal, siyasi konularda yazılar yazmakla başlıyor. Takip eden yıllarda siyasi faaliyetlerin içerisinde buluyor kendisini. Uzunca bir süre Bakü'de, Tiflis'te, Kafkasya genelinde çok önemli sosyal, siyasi çalışmaların içerisinde yer alıyor. İlk gençlik döneminde o milli harekette rol almış ve kendi faaliyetlerinde Azerbaycan'ın çıkarına işler görmüştür. Mesela Nicat Hayriye Cemiyeti'nin başkanlığını yapmış. Bütün o 1905-7 arası ilk Rus devrimi dediğimiz dönemdeki çok çalkantılı bir dönemdi ve uyanış dönemiydi. O sırada Resulzade'nin genç yaşına rağmen bütün o süreçlerde görüyoruz. Tabii ki birçok gazetede yazı yazmış ve bir devrim, bir demokrasi mücadelesine yatkınlığını görüyoruz. Lakin hürriyet ortamı çok sürmez. Polisin takipleri, kovuşturmaları başlar. Rusya'daki bu devrim sönükleştikten sonra hemen Tahran'a, işte İran meşrutiyetine katılmaya gidiyor. Ve 1909-1011'de onu Tahran'da görüyoruz. Ve sadece sırada, taşrada görmüyoruz, Tebriz'de görmüyoruz, Tahran'ın içinde görüyoruz. Çarlık iktidarı bundan rahatsız oluyor. İran'a kaçmak durumunda kalıyor. 1908-10 yılları Resulzade'nin İran'da faaliyet gösterdiği dönemleri kapsıyor. İran'da da yine o siyasi ve sosyal konulardaki etkinliğini devam ettiriyor. İran inkılabında yer alıyor. 1908-11'lerde Tahran'da olmuş. Orada İran Demokrat Partisi'nin kurulmasında, onun ideolojik olarak şekillenmesinde rol üstlenmiştir. İran-ı Nef yine bu partinin gazetesidir ki burada bütün Resulzade elde ettiği Bakü'deki o basın tecrübesini oraya taşımıştır. O yüzden diyoruz ki İran tarihinde ilk Avrupa'yı gazete Resulzade tarafından kurulmuştur. Bakü'de elde edilen birikimin Tebriz'e aktarılması hakim güçleri kızdırır. Rusya'nın destek ve yardımlarıyla İran meşrutiyet ve demokrasi hareketini kana bular. Çarlık Rusyası bu faaliyetlerden de rahatsız oluyor ve Resulzade'nin Tahran'dan çıkarılmasını istiyor. Bunun üzerine 1911 yılında İstanbul'a geliyor. 1911-13 yılları arasında İstanbul'da çok geniş siyasi, sosyal faaliyetler içerisinde yer alıyor. Resulzade kendisi daha sonra da bu konularda yazmıştı. Balkan Savaşları'na denk gelmişti. Osmanlı-İtalyan Savaşı'na denk gelmişti. Bütün o hezimetleri görmüş 1912-13
yıllarında ve bu onu çok derinden etkilemişti. Bakü'ye döndükten sonra bu konularda da epey bir kendi kuracağı işte Açık Söz gazetesinde de bunlara değinmişti. Bu arada onu da söylemek gerekiyor. Açık Söz 1915 yılından 18 yılına kadar devam eden bir gazeteydi. Mehmet Emin Resulzade İstanbul'un fikir hareketleri içinde yer almaya başlar. Yine kalemi boş durmaz, yazmaya devam eder. 1912 yılında Türk Ocakları'nın yayın organı Türk Yurdu dergisinde başladığı yazılarına, Mehmet Akif Ersoy'un çıkarttığı Sırat-ı Mustakim'de devam eder. Dünya tecrübesi arttıkça fikirleri de olgunlaşır. Nitekim onun yazıları Türkiye ve İran arasındaki eski mezhep ihtilaflarının dışında bakabilmenin yollarını açar. İstanbul'u etkilerken o da İstanbul'dan etkilenir. Resulzade İstanbul'da olsa da Azerbaycan'daki gelişmelerle bağını hiç koparmaz. Bakü'ye amcasının oğlu Mehmet Ali Resulzade'ye bir siyasi parti kurulması için mektup yazar. Ve böylece 1911 yılında Azerbaycan tarihinde çok önemli roller üstlenecek Musavvat Partisi kurulur. 1911 yılında kurulan Musavvat Partisi'nin kuruluşunda rol almasa da sonraki bütün siyasi hayatında hep Musavvat'la beraber anılmıştır. Resulzade'nin toplum hayatında lider bir role yükseldiğini görüyoruz. Çünkü bir parti kurmuş ve Musavvat Partisi ismi de çok ilginç, yani eşitlik anlamına geliyor. Bu da yine onun o sosyal demokrat çıkışından belki de kaynaklanıyordu. 2 yıl İstanbul'da kalan Resulzade, Rusya'da çıkan genel afla 1913 yılında Azerbaycan'a, Bakü'ye döner. Önce dönemin etkin gazetelerinden İkbal'de baş yazarlık yapar. Daha sonra da Musavvat Partisi'nin yayın organı Açık Söz gazetesini yayınlamaya başlar. Bu gazete Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak şiarını açıkça savunur ve eskiden kullanılan Rusya Müslümanları ifadesinin yerine Rusya Türkleri demeye başlar. Resulzade Ziya Gökalp nezariyesinin Azerbaycan'da tatbikçisi olmuştur. 1913 yılında partinin başkanlığını üstlenmiş ve ondan sonraki yıllarda da hep bu partiyi Azerbaycan'ın en önemli partisi haline getirmiştir. Mehmet Emin Resulzade 1914-15 yıllarında Erzurum, Kars ve Doğu Beyazıt'ta Ermeni baskın ve katliamlarından zarar gören Osmanlı tebaası Türkler için yardım organizasyonları yapar. Kafkaslar'da ve Rusya Müslümanları kongrelerinde etkili olur. Bakü'de toplanan Kafkasya Müslümanları kurultayındaki görüşleri, akabinde 1917'de Moskova'da toplanan Rusya Müslümanları kurultayındaki görüşleri kendisine çok büyük bir rağbet kazandırmış. O dönemde ifade ettiği Çarlık Rusyası işgalinde yaşayan insanların federal özgürlüklerine kavuşmalarının gerektiği fikri çok geniş çevrelerce olumlu karşılanmış, rağbet görmüştü. Siyasi çalışmaları sebebiyle tutuklanır ve Rusya'daki gelişmelerle serbest bırakılır. Musavvat Partisi 1917 yılında Türk dünyasında ceditçilik hareketinin lideri Kırımlı İsmail Gaspıralı'nın damadı Nesip Yusuf Beyli'nin kurduğu Türk Ademi Merkeziyet Partisi ile birleşir ve Resulzade başkanlığa seçilir. Aynı yıl Rusya genelinde yapılan seçimlerde Resulzade hem Azerbaycan'dan hem de Türkistan bölgesinden milletvekili seçilir. Genç Resulzade bu siyasi faaliyetlerinden dolayı tek Azerbaycan bu ölçüsünde değil, aynı zamanda Rusya
siyasi alanında da bir lider olarak yetişmiş. O zaman onun 34-35 yaşı vardı. Ve Rusya Duması'na seçimlerde hem Azerbaycan'dan hem de Türkistan'dan onu bu Duma'ya seçmişler. Resulzade bu süreçte yalnız Kafkasya Türk ve Müslümanlarının temsilcisi değil, aynı zamanda Türkistan Türklerinin temsilcisi kimliğini de kazanmıştır. 1917 yılındaki Rus ihtilalinden sonra 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Milli Şurası oluşturulur ve başkanlığına Mehmet Emin Resulzade seçilir. Azerbaycan Milli Şurası kurulduğu gün bağımsızlığını ilan eder. ...28 Mayıs 1918 tarihinde Mehmet Emin Resulzade önderliğindeki Azerbaycan Milli Şurası Tiflis'te Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan eder. Bu ilanı müteakip Milli Şura Gence kentine taşınır. Hedefte Bakü vardır fakat Bakü'ye giden yollar dikenlerle örülmüştür. 1918'de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan eden Milli Şura'nın başkanıdır. Osmanlı temsilcileriyle görüşlerde Azerbaycan'ın çıkarlarını dile getiren, Osmanlı'dan askeri, finans ve kültürel sayede bu yardım almış bir kişidir. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde, yani Türk dünyasının ilk demokratik cumhuriyeti olan bu cumhuriyette mecliste en çok sayılı Musavva fraksiyonunun başında olan bir adamdır. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam orduları Bakü'yü henüz kurtarmamışlardı. Bu yüzden yeni cumhuriyetin geçici başkenti Gence, devlet başkanı ise Mehmet Emin Resulzade'dir. Hükümeti kurma görevi de Fethali Han Hoyski'ye verilir. Bir gün sonra milli bayrak seçmek için toplanılır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin milli devlet bayrağı 9 Kasım 1918'de kabul edildi ve bayrakta 3 renk ifa edildi. En üstte mavi renk, ortada kırmızı renk, en altta ise yeşil renk olarak bayrak renklendirildi. Türklüğü mavi renkle, muasırlığı kırmızı renkle, İslam ise yeşil renkle ifade etmiştir. Muasırlığı kırmızı renkle ifade etmesi, ifa etmesi ilk bayrağın bir ilhak dayatması olmadığının göstericisidir. Mehmet Emin Resulzade büyük bir fikir adamıdır. Kurmuş olduğu devlette fikriyatını çok önemli ölçüde hayata geçirmiştir. Gönder çekilirken üç renkli ay yıldızlı bayrağa büyük şair Ahmet Cavad'ın sözlerini yazdığı, dahi bestekar Üzeyir Hacıbeyli'nin bestelediği milli marş eşlik eder. Türk ordusu ve Azerbaycan gönüllülerinin 16 Eylül 1918'de Bakü'yü işgalden kurtarmasıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'ye taşınır. ...15 Eylül 1918 tarihinde Kafkas İslam Ordusu büyük bir başarıya imza atarak Bakü'yü işgalden kurtarır. Bu haber Mehmet Emin Resulzade'ye İstanbul'dayken ulaşır. Haberi Resulzade'ye ulaştıran Enver Paşa'dır. Gelen ses Emin Bey, Bakü kurtuldu şeklindedir. Resulzade'nin sevincini tahmin etmek zor olmasa gerek. Çünkü Resulzade'ye göre daha önce müteaddit defa belirttiği gibi Bakü'süz Azerbaycan başsız bir beden gibidir. Bolşeviklerin 27 Nisan 1920 günü Azerbaycan'ı işgal etmeleriyle Azerbaycan Cumhuriyeti yıkılır. 23 aylık sürede Azerbaycan halkı
çok ciddi anlamda bir bilince ulaşmıştır ki, daha önce ifade ettiğim gibi bu milli bilinç düzeyidir. Kendisini Türk olarak ifade etme kabiliyetini kazanmıştır. Ve günümüzde de halkın büyük ekseriyeti artık Türk kimliğiyle övünmekte ve bunun devamı için mücadele etmeye hazırdır. Ve Resulzade Bakü'den Lahiç dağlarına çekilir. Meşhur Asrımızın Siyavuşu eserini yazdığı dönem başlar. Maalesef 27 Nisan 1920'de bu defa Sovyetler Birliği adıyla örgütlenen Rusya'nın işgaline maruz kalıyor. İşgalden sonra ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. Bolşevikler tarafından tutuklanır. Ve Stalin bizzat gelerek Bakü'de onu hapishaneden alıp Moskova'ya götürür. Çünkü önceki yıllarda Resulzade birkaç kez Stalin'in hayatını kurtarmıştır. Kendisine birlikte çalışmayı teklif eder. 2 yıl Moskova'da kalan Mehmet Emin, Petersburg'a geçer ve oradan kaçar. Ve 23 ay süren bu Cumhuriyet döneminden sonra onu yine de bir muhacerette ve sürgünde görüyoruz. 20'li yıllardan sonra artık bir daha Azerbaycan'a dönememiştir. Firarına Tatar fikir adamlarından Musa Carullah yardım eder. Petersburg'dan gemiyle Finlandiya'ya gelir ve orada Finlandiya Tatar kolonisinin konuğu olur. Ali Merdan Topçubaşı'nın temin ettiği pasaportla Almanya, Fransa ve sonra da İstanbul'a gelir. Avrupa ülkelerinde uzun yıllar faaliyet gösteriyor, muhacirette olarak. Takiben tekrar Türkiye'ye, İstanbul'a geliyor. İstanbul'da Azerbaycan Milli Merkezi'ni kuruyor. Azerbaycan'ın tekrar bağımsızlığını kazanması uğrundaki mücadelesini hayatının son nefesine kadar devam ettiriyor. Azerbaycan siyasal muhaciretinin bu teşkilatlanması da Mehmet Emin Resulzade'nin adıyla bağlı. 1923'te tesis edilmiş Azerbaycan Milli Merkezi'nin başkanıdır. Ve Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde Azerbaycan'ın ve diğer Sovyet mezlum halklarının kısılmayan sesi olmuştur. Resulzade İstanbul'da önce Yeni Kafkasya dergisini yayınlamaya başlar. Ardından daha sonra Azerbaycan Kültür Derneği'ne dönüşecek olan Azerbaycan Milli Merkezi adına Azerbaycan dergisini yayınlamaya başlar. Tabii ki onun amacı Azerbaycan'ın bağımsızlığının sürekliliğiydi. 1920'li 30'lu yıllarda sürekli Avrupa'dan, işte İstanbul'dan Avrupa'dan yazılar yazıyordu, dergiler çıkarıyordu. Sayısız yani dergi çıkarıyor. Bu onun aynı zamanda bir teşkilatçı yolunu da, organizatör rolünü de ortaya çıkarıyor yani. Bir süre Avrupa'da Azerbaycan ve Türk dünyası liderleriyle mücadelesini sürdürür. Promete grubunun içinde yer alır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında tekrar Türkiye'ye döndüğünü görüyoruz. Ve dönüşünden sonra da burada daha ziyade kültürel konulara ağırlık verdiğini, işte Nizami Gencevi ile ilgili kitap yazdığını, edebiyatla ilgili kitap çalışmalar yaptığını görüyoruz. 1940'lı yıllarda yazmaya başlayıp 50'li yıllarda neşrettirdiği Türk şairi Nizami eseri de kayda değer bir eserdir. Belki de bu eser sayesinde Nizami asıl kimliğine, Türklüğüne dönüş yapacaktır. Bu eserle Mehmet Emin Resulzade Farsça yazan Nizami'nin Türklüğünü ispatlar. Azerbaycan Şairi Nizami kitabı 1951'de Nizami'nin doğumunun 800. yılı kutlanırken yayınlanır. Nizami'yi Türk kültürüne kazandırır. İyi bir siyasetçi ve fikir adamı olduğu kadar son derece iyi bir edebiyatçıdır da. Özellikle Türk edebiyatını üniversitede ders verecek kadar yakından tanır.
dönemin Osmanlı şairlerinin, yazarlarının eserlerini sıkı takip ettiği bilinmektedir. Bu ilgi dolayısıyladır ki 1919 yılında Azerbaycan'ın bağımsızlık döneminde kurulan Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi'nde Osmanlı Türk Edebiyatı dersleri vermiştir Resulzade. Mehmet Emin milleti için yazmış ve yaşamıştır. Sayısız makaleler, kitaplar yazmıştır. Şimdi onun yazdıkları hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da toplanıp yayınlanmaya devam etmektedir. Ve bugün bile onun o irsinin toparlanıp yeniden basılması meselesi bir problem olarak kalmış. 5 cildi basılmış. Hele bundan sonra belki de 15 cilt de basılacaktır. Hayatı milleti için çilelerle dolu olmuş ve muhacerette geçmiştir. 1947'de Ankara'ya geldikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda Milli Kütüphane'de görevli olarak çalışmıştır. ...1910 yılında başlayan muhacirat hayatı 1950'lerde Ankara'da son bulmuştur. Bu dönem içerisinde Resulzade çeşitli zamanlarda İran'da, Türkiye'de, Rusya'da, Finlandiya'da, Polonya'da, Almanya'da hep muhacirat hayatı yaşamıştır. Bu bakımdan nerede olursa olsun onun hep bir fikri, bir ideali, bir mefkûresi olmuştur. Azerbaycan'ı 1918'deki gibi yeniden bağımsız ve hür görmek. Asrımızın siyavuşu Mehmet Emin Resulzade 6 Mart 1955'te Ankara'da vefat eder ve Ankara'da toprağa verilir. Ali Ahmetoğlu Takma ismiyle dağların arasında Lahiç köyünde yazıp bir Türk köylüsüne emanet ettiği kitabı da yazarı gibi uzun bir yolculukla İstanbul'a gelir. Asrımızın siyavuşu kitabı Azerbaycan istiklali yolunda can veren şehitlerin ruhuna ithafla 1923'te Fikret'in Millet Şarkısı şiirinin o meşhur dizeleriyle İstanbul'da yayınlanır. O dizeler ki yazarın hayat şiarı olmuşlardır. Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak, yaşa ey sevgili millet, yaşa, var ol. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa. Ey şanlı Azerbaycan.